diyebiliriz. Ergonomiye zaman zaman değiniyorduk. İş yerindeki çalışanların daha rahat çalışabilmesi için yapılan düzenlemeler diye özetleyebiliriz kısaca. Peki nedir ne değildir bakalım ergonomi. Ergonomi dediğimiz insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek bunlara uygun yaşama ve çalışma ortamları yaratmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Ergonominin bir diğer tanımı ise şöyle, çalışanların yetenekleri yani insanların fiziksel ve zihinsel özellikleriyle iş ve çalışma koşulları arasındaki uyumu sağlayan bir bilimdir. Ergonomik çalışmalar yapay ve doğal sistemlerin rahat, güvenli ve verimli birlikteliğini ve uyumluluğunu sağlamaya yöneliktir. Kökenine bakarsak kelimenin kökenine, ergonomi teriminin kökenine, Yunanca bir kelime, Yunanca iş anlamına gelen ergos ve yasa anlamına, kanun anlamına gelen nomos sözcüklerinin bir araya gelişiyle türemiş bir kelimedir. Dilimizde de ergonomi olarak girmiş ve kullanılıyor. Evet, üretim nasıl gerçekleşir? Bir üretimin olabilmesi için üç ana öğe bileşen lazımdır. Bunlardan birincisi tabii ki insan. İlk bileşen diyebileceğimiz öğelerden bir insan. Bir diğer makine, bir diğer ise malzemedir. Bu üç öğe bileşen bir araya geldiği zaman üretim gerçekleşir. Bu öğelerin optimum birlikteliği neyle mümkün? İşte o ergonomiyle ancak mümkün. İş sistemi ne demek? İş sistemi insanların fiziksel ve zihinsel özellikleri, insanların kullandıkları basit veya karmaşık her türlü tezgah, araç, gereç, düzenekler, bütün iş ekipmanları, bilgisayar dahil ve insanların içinde çalıştıkları çevreden yani ortamdan oluşuyor. İş sistemi bu üç yine faktörün bir araya gelişiyle oluşur iş sistemi. Evet, ergonomi insan faktörlerinin bilimidir dedik. İnsan bedeninin ölçüleri, evet buna da biz antropometri diyoruz. İnsan bedeninin ölçüleri birbirinden farklıdır. Herkesin, insanın beden özellikleri, beden ölçüleri, daha doğrusu bedensel yetenekleri de farklıdır. Herkesinki farklı. İşte bu İnsan bedeninin ölçüleri antropometri diyoruz. Antropoloji de biliyorsunuz insan yapısını inceleme bir bilim dalıdır. Antropometri buradan geliyor. Sonuçta ergonomi çerçevesinde değerlendiriyoruz. Yine insanın iç ve dış uyaranlara yanıtı, buna da biyomekanik diyoruz. Biyomekanik. İç ve çevre fizyolojisi insanın İşe karşı davranışsal yanıtı, bilgiyi değerlendirme, karar verme, eforu algılama, yeteneği ve insan kullanımına uygun araç gereç tasarımı bu bilimin ilgi alanına girmektedir. Ergonominin geniş çalışma alanı içinde en önemli yeri insan sağlığı ve insana ait özelliklerin tanınması tutmaktadır. Amaç nedir? Ergonomide amaç ne? Amaç, kaza ve yaralanmaları önlemek. Başka, yorgunluğu ve insan vücudunun aşırı kullanımı. İşe devamsızlığı, zaman kaybını. Kaza ve rahatsızlıklara bağlı tazminatları en alt düzeye indirmek, yani ergonomik şartlar sağlanmadığı zaman insanlar zor şartlarda zorlanarak çalışır. Bu da kazalara ve rahatsızlıklara yol açar. Biliyorsunuz ki kazaların çoğu da tazminatlarla sonuçlanıyor. Bunları en aza indirmek, en az düzeye indirmek,
verimliliği, kaliteyi, güvenliği, konforu, üretkenliği tabii ki en üstte, en üst düzeye çıkarmak. Şimdi evet, ergonominin amacı bu. Amaçları arasında bunları sayabiliriz. Bizim iş güvenliği açısından baktığımız zaman şimdi evet, verim daha artsın, çalışanlar rahat çalışsın, zorlanmadan çalışsın, böylelikle verim artsın, üretim artsın, daha çok para kazanılsın. Eyvallah, ama işte bunlar yapılırken aynı zamanda olabilir, bunlar bu amaçla ergonomik düzenleme yapıyorlar. Aynı zamanda güvenlik de artar. Yani çalışanlar daha güvenli çalışır demektir. Bunlar sağ, bu şartlar sağlandığı zaman. Ergonomi bir yandan insan yeteneğinin sınırlarını genişletmeye çalışırken diğer yandan insan makine sistemlerinin performansını arttırmayı amaç edinir. Yetenekleri sınırlarını genişletiyor. İnsan makine sistemlerinin performansını arttırıyor. Bunun için de ergonomi insanı doğal yeteneklerine en uygun olan işe yerleştirmeyi hedefler. Ergonomi iş koşullarının bilimsel esaslara, iş koşullarının özellikle insan fizyolojisine uydurulması suretiyle insan ve iş arasında karşılıklı optimum uyumu sağlamaya ve bu suretle insanı daha insani şekilde çalıştırmaya ve hastalıkları ve kazaları azaltmaya ve verimliliği arttırmaya çalışan bir bilim dalıdır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bu ergonomik düzenlemeler yapıldığı zaman, yapıldıkça çalışanlar daha güvenli çalışır, daha güvenli çalıştıkları için kazalara yol açılmamış olur. Kazalar ve meslek hastalıkları azaltılmış olur. Tarihçesine baktığımızda ergonomik kavramı ilk olarak Polonyalı Profesör W. B. Jastrzębowski tarafından 1857 yılında yayınlanan bir makale ile bilim dünyasına tanıtılmıştır. 1949 yılında modern disiplinler arasındaki yerini almıştır ancak. Tarihçesine kısaca baktığımızda. Evet, iş fizyolojisinde demek. İş fizyolojisi, fiziksel etkinlikleriyle ilişkili olarak insanların anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik karakteristikleriyle ilgilenir. İş fizyolojisi. Dolayısıyla çalışma sırasındaki duruş özellikleri, işlenecek materyalle ilgili işlemler, tekrarlayan hareketler, işle ilgili kas iskelet sistemleriyle sağlık ve güvenlik temel konularını oluşturmaktadır iş fizyolojisi. Ergonomik iş analizi ne demek? Meslekleri çalışanların talep ettikleri fiziksel ve kalitatif özelliklere göre sınıflamak amacıyla ergonomik iş analizi yapılır. Bireyin sahip olduğu kapasitenin güvenli bir biçimde o işi yürütmeye yeterli olup olmadığının belirlenmesinde bu analiz sonuçları, yani ergonomik iş analizi sonuçları kullanılır. İş ve meslek analizi yapılırken işin komponentleri, bileşenleri hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Evet, devam edeceğiz. İşin gerektirdiği yürüme, koşma, tırmanma, çömelme, eğilme, kalkma, dengede durma, itme, çekme, fırlatma, tutma, hissetme, konuşma, işitme, görme, derinlik algılama gibi fiziksel aktiviteler değerlendirilir. Bütün bunlar işlerde, işe göre, faaliyete göre bu hareketlerin, aktivitelerin yapılması gerekebilir. İşte buna da ergonomik iş analizi kapsamında bakabiliriz. Bu aktivitelerin ağırlığı ve tekrarlama sıklığı tespit edilir. Evet.
Bunlardan hangisi ağırlıklıdır? Hangi hareket, aktivite çok tekrar ediyor? Bunlar tespit edilir. Buna da ergonomik iş analizi diyoruz. İş analizi yaparken kişinin klinik olarak belirlenen fiziksel yetenekleriyle iş için gerekli fiziksel kapasite karşılaştırılır. En iyi yöntem işin gerektirdiği kapasitenin yerinde ve uygulamalı olarak belirlenmesidir. Eğer gözlemle yetinilecek olursa deneyimli işçilerin çok kolaymış gibi yaptıkları ama gerçekten ağır olan aktiviteler gözden kaçabilmektedir. İş analizi için üç yönlü değerlendirme vardır. Üç yönlü değerlendirme yapmak gerekir. Bunlardan biri biyomekanik analiz, ikincisi fizyolojik analiz, üçüncüsü fiziksel analiz. İş analizi için bu üç değerlendirmeyi yapmak mümkün. Biyomekanik analiz dediğimiz şudur, yapılan işin biyomekanik açıdan küçük komponentler halinde incelenmesidir. İşte itme, çekme, kaldırma ağırlıkları, mesafeleri, iş sırasında vücudun aldığı pozisyonlar, uygulanan ivme ve kuvvet, evet işlerde işte ivme ya da kuvvet elbette uygulamak gerekir. Tekrarlama sıklığı gibi faktörler değerlendirilir biyomekanik analizde. İşte masa sandalye boyutları, kontrol panelleri, ekipmanın kontrol panelleri, araç gereç, elle kullanılan cihazlar ve malzemeler, iş ortamının aydınlatılması, ışıklandırılması, gürültü miktarı, havalandırması bunların biyomekanik analizin ilgi alanına girmekte. Fizyolojik analiz ise çalışan kişinin kardiyopulmoner endonansının işe uygunluk açısından değerlendirilmesi. Yani kalp ritminin diyelim, evet bu bir terimi yerine kullanabileceğimiz, kişinin kalp ritminin işe uygunluk açısından değerlendirilmesidir. Bir işin metabolik hızı, uygun postür edinme ve vücut aktiviteleri için kullanılan enerjinin toplamına eşittir. Peki gelin üçüncüsü ne demiştik? Fiziksel analiz. Fiziksel analizde de sarf edilen kuvvetin ölçülmesidir fiziksel analiz. Bu kapasitenin belirlenmesinde kullanılan testler emniyetli, tekrarlanabilir, pratikte uygulanabilir, işe özgü ve riskleri öngörür nitelikte olmalıdır. Uygulanan kuvvet, harcanan kuvvetin ölçülmesi. Evet, gelelim antropometriye. Dersin başında zaten birazcık değinmiştik. Antropometri biraz daha açacak olursak, insan bedeninin belirli özelliklerini inceleyerek çalışma standartlarını ve çeşitli standartları belirleyen bir bilim dalıdır. Kişinin ağırlığını, boyunu, gücünü, hareket sınırlarını ve belirli hareket noktalarını esas alarak ölçer ve kişilerin birbirleriyle karşılaştırılmasını sağlar. Herkesin işte şey yetenekleri, beden ölçüleri farklıdır. İnsan yeni baştan tasarlanamayacağına göre, değil mi? İnsan neyse odur. Onun ölçülerinin, insanın ölçülerinin dağılımının bilinmesi, makineleri ve dolayısıyla insan makine sistemleri tasarımının, makineleri yapmanın en ön koşuludur, en temel koşuludur. Bu ölçüler bilinmeden, hangi ölçüler? İşte insanların beden ölçüleri bilinmeden, insan ile makinenin optimum etkileşimi söz konusu olamaz. Ön koşul dedik. Herhangi bir makine yapmanın ön koşulu insanın beden ölçüleridir. Yani ne yaparsanız yapın, yani hangi aracı, gereci, makineyi, tesisi yaparsanız yapın, hangi el aletini, hangi iş ekipmanını yaparsanız yapın,
Yani yaptığınız ekipman, yaptığınız makine işte 1 milyon özelliği olsun, dünyanın harikası makinesi olsun, en akıllı makine olsun. Ama insan bunu rahat kullanamıyorsa bütün o 1 milyon özelliğinde bir anlamı yok. En akıllı makine olmanın hiçbir özelliği yok. İnsan kullanamadıktan sonra bunların hiçbir önemi ve özelliği yok. Önce bir insan kullanacak bunu. Kullanabileceği şekilde tasarlanacak. Yani işte bu da ergonomi ve antropometri kurallarından yararlanarak bunu yapmakta önemli olan. Bir, hiç dikkatinizi çekiyor mu? Şu anda çok yok da mesela bundan 5-10 sene önce çok araba reklamlarında çok fazla ergonomik özelliği geçiyor. Geçiyor yani reklamlarda falan. Arabanın özellikleri vurgulanırken ergonomik. Ergonomik. Niye? Yani en ön plana çıkarılıyor. Ergonomik olmaktan sonra o araba diyorum ya hani ne olursa olsun en iyi uzay aracı olsun hiçbir önemi yok. En ufak bir tornavida diye düşünelim. Üretici bunu yapıyor, üretiyor. Şimdi tutma yeri diyelim. Neye göre yapacağım? Önce neyi düşünmesi lazım? Yani kendine göre rastgele dur bakayım şöyle güzel görünüyor, şöyle işte yapalım diyemez. Önce ya bunu insanlar tutacak. O zaman el büyüklüğü düşünmek yerine o sapın uzunluğunu insanların tuttuğu zaman elinin eline göre olabilecek şekilde yapmak zorunda. Mesela biraz daha bunu daha iyi, hani daha iyi kullanacağınız zaman iyi kavramanız lazım. Onun için mesela diyor ki dur bakın daha iyi kavransın diye bunun sapını biraz şöyle bombeyle yapalım. Evet sapını biraz bombeyle yapalım. Tornavidalara bak mesela basit örnekler. Niye bombeyle yapıyor? Düz daha güzel görünüyor. Düz yapalım denmiyor da neden bombeyle yapılıyor? Çünkü insan eğer biraz bombeliyse çok daha iyi kavrar. O yüzden yani bakın ne yapılırsa yapılsın ölçü nedir? İnsanın beden ölçüleridir. Yani antropometridir. Yani en ergonomidir. Onun için ne yapıyorsa yapılsın. Ha diyor ya bu ölçüler bilinmeden, insanın bu ölçüleri bilinmeden, antropometri bilinmeden, insanın beden ölçülerini göz önüne almadan insanla makinenin etkileşimi mümkün değil. Mümkün değil, bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Çok güzel bir makine. İş yerinde, üretimde çok güzel hani ürün elde ediyorsunuz. Çok verimli, çok hızlı. Ama insan bunu kullanamıyor. Bir anlamı yok ki. Kullanılmaktan sonra nerede güzel üretim olacak, nerede iyi üretim olacak, nerede daha fazla üretim olacak. Antropometrik ölçülerden yararlanarak kişilerin günlük yaşamında kullandığı araç ve gereçlerin, bir takım düzeneklerin, çalışma ortamının, dizaynının, araç ve makinelerin dizaynının yapılabilmesi mümkün olabilir. Yani bu antropometrik ölçüler bilinirse bunların dizaynının mümkün olması düşünülebilir. Makine ve montaj bantlarındaki kumanda elemanları, mövje, düğme, çark gibi elemanlar. Göstergeler, evet. Her türlü düşey ve yatay ölçüler mühendisi antropometrisi verilerine göre düzenlenme zorunluluğu bulunmakta. Bir makine düşünün, üretim işte fabrikada bir makine, operatör başında onu makineye çalıştıracak, bu makinede bir üretim yapıyor her neyse diyelim. Onun bir sürü göstergeleri vardır, evet Allah bilir artık ne makinesi ise işte paralel göstergesi vardır, basınç göstergesi vardır, belki de başka başka böyle neyse artık işte ölçüm oluyorsa ölçüyü gösteren şeyler vardır. Sonuçları gösteren ekranlar vardır. Bunların şimdi makine yapılırken bunların yeri neye göre ayarlanır? Makinenin şu tarafı boştur. Şu ortada koyarsak bunu çok güzel olur. Böyle bir şey diyemezsiniz. Onların yeri belirlenirken tek ölçü var yine. Tek ölçü. Ya bir dakika operatör şuraya oturacak. Operatörün yeri yani işçinin yeri burası bu makineyi çalıştıracak olan kişinin. Yeri burası. O zaman bu göstergeler, bu paneller kişinin en iyi görebileceği noktada olacak. Yani görüş hizasında ve
görüş çerçevesi, açısı içerisinde olacak. Bunlar düşünür, ona göre konuşur. Arabada öyle değil mi? Niye bütün gösteriler hemen direksiyonun altında, yanında da sağ tarafta bir sürü boş yer var? Niye biraz da oraya konuyor? Olmaz ki. Önemli olan işte orada sürücünün göz hizasında olacak bir kere. Görüş alanında olacak. Görüş alanı dışında olmayacak. Bir anlamı yok. Ergonomik olmaz. Kullanışlı olmaz. Arabayı verimli kullanamaz. Yani bunlar bütün bu tasarımların tek ölçüsü antropometri. Yani insanın beden ölçüleri düşünmek zorunda. Ölçülendirmenin çalışanların büyük bir kısmına uygun olması gerekir. İş bilime ait kaynaklarda genellikle çalışanların %90'ı oranındaki bir bölümüne uygun bir ölçülendirme esas alınmakta. En az %90'la. Yani şimdi tabii bahsetti, bu bir operatör makineyi çalıştırıyor. İşte onun mesela koltuk ayarı vardı, değil mi? Koltuklar ayarlanmıştı işte şu anda. Başka yerde kullandığımız koltuklar da ayarlanmıştı. Yükseltiliyor, alçaltılıyor, arkası biraz daha gidebilir, öne doğru gelebilir, ayarlanır. Ayarını yaparsınız. Bu ayarlamalı, bu ölçüler orada bulunan insanların en az %90'ı hitap eder. Yani bir koltuk ayarı diyelim, bir iş yerinde 100 kişi çalışıyorsa oraya o 90 kişi oturduğu zaman kendine göre ayarlayabilir. Öyle yapılmak zorunda. En az %90'a. Yani belki 10 kişi, bakın o da en fazla 10 kişi, çok uzun boyludur, çok kısa boyludur. Başka hani bir vücut ölçüleri farklıdır. Belki uymaz. Belki. Ama en az %90'ına uyacak şekilde tasarımlanıyor. Bütün iş ekipmanlarının ayarları da bütün yine şeyde çalışanların kullandıkları bütün aparatlarda da ölçülendirme bu şekilde. Diğer bir de işte ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığını kabul edersek %5 ve %95 sınırları arasındaki, yani %95 şey %5'in altı, %95'in üstü, işte değil mi? %10 oluyor, değil mi? %5 ve 95 sınırları arasında ne oluyor? %90 kalmış oldu. Arasındaki insan ölçülerine göre ölçülendirme yapılmakta. Eğer ayarlanabilen masa, sandalye, yardımcı aparat ve bu gibi söz konusuysa ayar aralarının yine bu şekilde %5 ile %95'lik ölçüler arasında olması gerekir. Bu da oradaki insanların, yani nerede olsun, iş ortamları, başka ortamda kullanılan bir ekipman ise de insanların en az %90'ına göredir. Bazı yerlerde %99'una da uygun olabiliyor. Şimdi gelelim antropometrik ölçülerin kullanıldığı temel tasarımlar nedir? Temel tasarımlar, tabii her şeyde antropometrik ölçüler kullanılıyor dediğimiz gibi. Temel ölçüler. Mesela çalışma yeri yüksekliği. Neden diyoruz ki iş yerleri 3 metre yüksekliğinde olmalı diyoruz. Zararlı gazlar, zararlı tozlar çıkma ihtimali olan bir iş yeri ise bu yükseklik 3,5 metre olmalıdır. Evet. Niye 3 metre diyoruz mesela? İşte yine insanın beden ölçüleri düşünülüyor. İşte yaklaşık 2 metre, hadi işte 1,90, 1,80 boyunda insanlar olduğunu düşün. O kadar da bir boşluk olması lazım. Yani sonuçta yine temel ölçü yine insandır, insan bedenidir. Beden ölçüleri bilimidir, antropometridir. Vücudun duruşu, görme açısı, demin söylemiştik, çalışma alanı genişliği. Bütün bunlar tabii temel tasarımlardır. Dediğim gibi bütün araç gelişleri tasarımda temel şart antropometridir, insanların beden ölçüleridir. Bir tane operatör. Şimdi bakın burada iş başında iş yapıyor, çalışıyor. Çalışıyor. Ergonomik bir oturuş olmak zorunda. Böyle bir yerde öyle bir gün, 2 gün, 3 saat, 4 saat çalışmıyorsunuz ki. Orada sürekli çalışacaksınız. Zamanınızın yarısı orada geçiyor. Yani evde geçen zamanın yarısı, zaman kadar zaman iş yerinizde geçiyor. Doğru mu? Orada o zaman ya bu sandalye rahat değil ama idare edeyim diyemezsiniz ki. Bir gün, 2 gün, birkaç saat kullanmayacaksınız. Onun için ergonomik olmak zorunda. Şimdi burada bakın mesela
Ayağının altında bir rampa var. 30 derecelik, aşağı yukarı 30 derecelik bir rampa var. Niye ayağını, ya bu rampa olmasa ne olur? Olmasa ne olur? Ayağını o zaman yere dik basmak zorunda. Öyle değil mi? Rampa olmadığı zaman. O zaman diz açısı, şu diz açısı ne olur? 90 derece dik açı olur. Şimdi 90 derece dik açı dizimiz saatlerce diz 90 derece. Orada 8 saat çalışıyorsun. Aralar geç. Şimdi dik olduğu zaman burada dizimiz dik açı olduğu zaman ayak yere bastığı zaman bu belli bir süre sonra insan dizini düzeltmek ihtiyacı hisseder. Doğru mu? Rahat edemezsiniz yani. Şimdi bu şekilde böyle geniş açı olduğu zaman nispeten uzun süre kalınabilir. Ergonomik bir oturuş. Şimdi niye? Mesela bakın dirseklikler var. Dirseğini koyması gerekiyor. Şimdi bu koltuğun sırtlığı neden düz değil? Şöyle hafif, şöyle S eğrisi, integral işareti gibi, değil mi? Hafif S eğrisi şeklinde. Niye düz yapmamışlar bu koltuğun arkalarını? Niye? Çünkü sırtımız da düz değil. Omurga yapısından dolayı sırtımız da hafif böyle S eğrisi şeklinde. Bakın sandalye de ona göre yapılmak zorunda. Düz yapılırsa orada rahat edemezsiniz yani. Ergonomik olmaz. Belli bir süre sonra sırtınız ağrımaya başlar. Ama sırtınıza dayadığınız şey sırtınızın yapısındaysa, aynı şekildeyse omurgaları hani sıkıştırmayacak, düzleşirse sıkışma olur biraz. Hani düz değil de doğal hali nasılsa bu şekilde yaslanırsanız rahat edersiniz. Bakın yani demek istediğim şu, bu koltuk tasarlanırken ölçü neymiş? Omurgaların yapısıymış, sırt yapısıymış. Yani ergonomi yani antropometri. Yani insanlar beden ölçüsü. İşte bileklikler, parmakla klavyedeyken bileğinin dayayacağı bir bilekliği. Mesela monitör. Masaya konmuş ama monitörün altına bir ayak konmuş. Daha doğrusu monitör, tabii bu tür monitörler artık az kullanıyoruz da. Ama daha düne kadar çok kullanıyorduk. Plazmalı yokken. Şimdi altta bir ayak yapılıyor, şu beyaz kısım. Monitör kaldırılabilsin, alçaltılabilsin diye. Niye bunu yapma gereği duyuyorlar bu tasarlanırken? Çünkü kişi oturduğu zaman onu kendi göz hizasına kaldırıp kendi göz hizasına göre indirebilmesi için. Yani ne düşünülmüş? İnsan oradaki bakın şurada olduğu gibi bakış açısına göre ayarlanırsa ancak ergonomik olacak. Onun için bir ayak olmuş. Herkes kendine göre ayarlasın. Bu evrak tutucu da aynı şekilde. Şu dişleri de işte al satırsın, yüz satırsın. Herkes kendine göre. Yani ergonomik olması için. Yani buradaki ölçü insanların işte bakış açısına denk gelmesi lazım. Burada mesela niye diz mesafesi diyoruz? Bakın şu yükseklik diz mesafesi. Masaya oturdunuz. Masaya oturduğunuz zaman dizlerimizi masanın altına koymamız gerekir. Masanın altına dizlerimizi koyduğumuz zaman alttan dizimiz masaya değiyorsa, masayı şöyle yukarı kaldırıyorsa, sürekli sıkıştırıyorsam ne kadar rahat çalışabiliriz? O masayı dizimizden taşımış oluruz değil mi? Yani ergonomik olmaz, rahat edemeyiz. Orada bir boşluk olması lazım. Yani şu diz mesafesi olması lazım. Masanın yüksekliği, masa yüksekliği, şu masa yüksekliği kaç santimdir? Masanın yüksekliği kaç santimdir arkadaşlar? Oturduğunuz masayı şu anda hemen ölçebilirsiniz. Kaç santim? Kaç santim? Tabii ki ölçebilirsiniz. 75 santimdir. 75 santim olmak zorunda. 75 santim olmazsa burada diz mesafesi kalmaz. Yani şey olursa daha alçak olursa. Burada insanların en az 190 demin demiştik ya en az 190'ının dizinin altına koyduğu zaman alttan dize değmemesi için rahat çalışabilmesi için orada bir diz mesafesi kalması için masalar 75 santim yüksekliğinde yapılıyor. En iyi masa üreticisi. Masalar dünyada bir numara diyelim. Her yerde onların masası, o üreticinin masası var diyelim. Ürettiği masalar var. En iyi masayı üretiyor.
Bu adam da diyebilir mi ki dün ya ben zaten dün yani evin masasını satıyorum. Herkes benim masamı alıyor. Dur ben 65 santim yüksekliğinde yaptım. Diyebilir mi? Diyemez. Dese kim alacak? Yani oturduğun zaman diziniz altına girmiyorsa o masanın niye alacaksınız ki? Yani dizinin altına girdi masaya alayım dersiniz. Yani bakın neymiş ölçü? İnsan bedenleri. İnsan beden ölçüsü yani antropometri. %10'u en fazla %10 hani çok uzun boylu biri olur altta masaya dizi değebilir. O da o kadar olacak. O %10 zaten ergonomide o pay bırakılmış. Kibara göre %10 değildir. Yani %1, %2'dir aslında. Mesela ben bir defa rastladım. Biz 2013'te bu şey iş güvenliği sınavına girdiğimde ben 2013'te kazanmıştım. Girdiğimizde bizim de kursta bir arkadaş vardı. Biraz iri yapılıydı. Uzun boyluydu. Biraz vardı yani böyle. 130 kilo muydu neydi? Mesela bu böyle bir masanın altında şimdi masada çalışırken rahat çalışan bir dizleri girmiyordu. O biraz hem vücut yani kiloluydu hem de uzundu tabii. Büyük bir vücudu vardı. Onun için mesela sınav yerlerimiz belli olduğu zaman bu ilgili okulu arıyordu. Diyordu ki öğrenci müdürle görüşüyordu. İşte ben falan gün sınava geleceğim. Burada sınava gideceğim. Yalnız normal sıralara girmiyorum. Bana orada bir işte şu sınıf şu numarada oturacağım. Hani giriş belgesinde yazılı ya. İşte orada bana bir masa ayarlarsanız sevinirim bana diye rica ediyordu. Öyle de yapmışlardı. Ben bir sınava gittim diyor. Ondan sonra geçti. Baktım evet masa yani laboratuvar masasını getirip koymuşlar. Hani o biraz da yüksek ya. Sağ olsun diyor, ilgilenmişler diyor. Gittim diyor, neyse oturdum diyor. Sonra diyor bütün ilerici tek tek geliyordu sınıfta. Kafasını uzatıp bakıyordu şu yer ayırtan adam nasıl biri acaba diye. Ondan sonra herkes geliyor selam verip gidiyordu diyor. Böyle oluyor yani onun gibiler için bu masa evet belki ölçüsü yetmiyordu ama işte en az %90'la uygun oluyor. Dediğim gibi masanın yüksekliği düşünürken bile tek ölçü insanın beden ölçüsüdür. Ergonomi çalışabilmesi için kişinin o masada. Evet, üretim sistemleri tasarımlarında ve işletiminde ergonomik faktörler dikkate alınmazsa ne olur? Bu ergonomik kurallara uyulmazsa ne olur? Bir kere ne olur? Verim azalır. Kayıp zamanlar artar. Devamsızlıklar ve işten ayrılmalar artar. Öyle değil mi? Yani siz bir yerde çalışıyorsunuz ama böyle zorlanarak çalışıyorsunuz. Ekipmanlar size göre değil. Neyi düşünürsünüz? Eğer bir çözüm getirilmiyorsa ben daha bir rahat rahat çalışabileceğim bir yere gideyim. Ben burada niye devam edeyim dersiniz? Ben ayrılmayı düşünür. Ayrılma noktasında gelirsiniz. Başka yere iş bulursanız gidersiniz. İşle ilgili hatalar artar. İşin kalitesi düşer. Çalışanların fiziksel ve psikolojik sorunları artar. Ve nihayetinde iş kazaları ve meslek hastalıkları artar. Yani bakın bizim amacımız şeyimiz ne? İş güvenliğinde amaç nedir? Amaç iş kazaları önlemek, değil mi? İş sağlığının amacı nedir? Meslek hastalıklarını azaltmak. Bu şekilde çalışanları korumaktır. Yani ergonomik düzenleme yapılmadığı zaman bir iş yerinde aslında iş güvenliği de yok demektir. Şimdi ekranlı araçlarla çalışmalar, demin gösterdim işte ekranlı araçlarla çalışmalar, ekranlı araçlarla çalışmalara dair bir yönetmelik var. Ekranlı araçlarla çalışırken neye dikkat etmek lazım? Hangi konularda çalışanlara eğitim vermek lazım? O yönetmeliğin özeti bu aslında. Yönetmelik hepsi değil ama orada bazı başlıkları aldık. Önce bir ekranlı araç ne demektir? Onun tanımını yapalım. Ekranlı araç dediğimiz uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın. Ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı ekranlı araç diyoruz. Operatör de ekranlı aracı kullanan kişi demek. Ekranlı araçlarla çalışılırken zorlayıcı travmalar neler? Göz yorgunluğu olur. Ekranlı araçla çalışır değil mi? Göz yorgunluğu mümkün oluyor.
Kas gücünün aşırı kullanımı söz konusu. Uygun olmayan duruş biçimi zorlayıcı travmadır. Uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma. Aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk, stres, gürültü, hani iş ortamındaki gürültü, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzlukların hepsine zorlayıcı travmalar diyoruz. Ekranlı araçlarla çalışılır. Yine bu yönetmelikteki çalışma merkezi tanımı şöyle. Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, demin gösterdiğimiz gibi. Bilgi, kayıt ünitesi, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının ve bir kısmının bulunduğu çalışma yerine çalışma merkezi diyoruz. Şimdi işveren ekranlı araçlarla çalışanlara aşağıdaki konuları içeren eğitim verecektir. Tabii işverenin yükümlülüğünde eğitimler, ama tabii ki işverende bir iş yönü uzmanla anlaşmışsa ve iş yerinde anlaşmışsa, hekim ve uzman burada çalışırsa eğitimi iş yönü uzmanı sağlıkla ilgili kısımda iş yeri hekimi verebilir elbette. Ama hani işveren eğitimi verir ya da verdirir demektir bu. Yükümlülüğünü yerine getirmiş oluyor. Diyelim ki uzman ya da hekim de vermişler. Evet, konular, eğitimin konuları. Hangi konularda bu ekranlı araçlarla çalışanlara eğitim verilecek? Hangi konularla ilgili? Bakın, zorlayıcı travmalar. Demin bahsettiğimiz var ya, şurada yazdığım şu zorlayıcı travmalarla ilgili, zorlayıcı travmalarla ilgili eğitim verecek. Doğru oturuşla ilgili eğitim. Gözlerin korunması için eğitim. Gözleri en az yoran yazı karakteri ve renklerle ilgili eğitim. Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı ile ilgili eğitim. Gözlerin kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi ve ara dinlenmelerle ilgili eğitim verilecek. Evet, eğitim konuları bunlar. Ekipmanla ilgili şimdi ekranlı araçlarla çalışırken aranacak ergonomik gerekler hangileri? Ergonomik gerekleri ikiye ayırıyoruz. Birincisi ekipmanla ilgili ergonomik gerekler. Bir diğeri de çalışma ortamıyla ilgili ergonomik gerekler. İki başlık halinde düşünebiliriz. Ekipmanla ilgili ergonomik gerekler. Ekranlı araçlarla çalışmaları. Ekipmanla ilgili monitör, klavye, çalışma masası ve çalışma yüzeyi, çalışma sandalyesi. Bunların nasıl olması lazım? Ergonomik olmaları gerekir. Birinci ergonomik gerek ekipmanla ilgili. Bunların hepsinin ergonomik, kişinin rahat çalışabileceği şekilde olması gerekir. Çalışma ortamı ile ilgili ergonomik gereklerse gerekli alan, gerekli yeterli alan olacak. Alan kişi başına iş yerinde en az ne kadarlık alan düşmesi gerekiyordu? Kaç metrekare en az? Hatırladınız mı? Normalde kişi başına 2,5 metrekare. Yani 10 metrekarelik diyelim ki bir odada en fazla 4 kişi olur diyor. Çünkü kişi başına 2,5 metrekare olacak. En az 2,5 metrekare olacak. En az. Yani orada 5 kişi, 6 kişi hele hiç olmaz. En az 2,5 metre. Tabii 3-4 metrekare olsa daha iyi olur. En az 2,5 metrekare olması lazım. Şimdi gerekli alan. Evet, gerekli alan olacak. Yeterli alan olacak. Çalışma ortamı ile ilgili ergonomik gerekler. Aydınlatma işe göre olacak. Yansıma ve parlama olmayacak. Ekranlı araçlarla çalışıyorsunuz. Parlama, yansıma olursa ekranınızda ekran göremezsiniz değil mi? İşte ona göre aydınlatmayı ayarlamanız lazım. Gürültü, ısı, radyasyon, nem. Tabii bunların da hani çalışılabilir işte derecelerde olması lazım. Hani termal kontrol şartlarını sağlaması lazım. Gürültü çok olmayacak. Isı, işte gürültü, radyasyon, nem, bunlar sınırlarının üstünde olmayacak. Bunlar da ortamla ilgili ergonomik gerekler. Şimdi gelelim tabii bu güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemelerde kontroller ve aletlerin tasarımı. Kontrol anahtarlarının
ve farklı şekillerdeki kontrol kolu başlarının normal oturma ya da ayakta oturuş pozisyonlarındaki operatörlerin kolay ulaşabileceği birer konumda olması gerekir. Kontrol panellerinin operatörün rahat hızlı ulaşabileceği bir konumda olmaları gerekir. Sıklıkla torna tezgahı ya da benzer makinelerin kontrolleri bel yüksekliğinden aşağıda ve operatörün kol boyundan daha uzakta bulunmakta. Sık kullanılan kontrol anahtarlar konumu birincil öneme sahiptir. Peki ara verelim. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Ara vaktimiz geldi. Dinlenelim. İkinci derste bu slide'e devam edeceğiz. Slide çok fazla bir şey kalmadı. Bu konuyla ilgili yani ergonomiyle ilgili soru da çözeceğiz. Hemen bunu